Herkese tekrardan selamlar, ben Klaus. Dün paylaştığım lig atlama taktikleri videom beklediğimden çok izlendi ve güzel tepkiler aldı. O yüzden sizleri daha fazla bekletmeden hemen bir devam videosu çekmek istedim. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Beğendiğiniz içerikleri yapmaya devam edeceğim. Bugünkü konumuz League of Legends'da nasıl totem atmalıyız ve görüş neden önemlidir? Bu konuyu önce oyun genelinde ve sonrasında da lane ele alacağız. Arkadaşlar, haritaya bu sisi boşuna koymadılar. Eğer haritada görüş almazsanız rakibinizden her zaman 1-2-3 adım geride oynarsınız. Markette harcayacağınız 75 gold ile rakip jungle yerini öğrenip takımınıza buna göre pozisyon almasını ve olası gankleri önlemesini sağlayabilirsiniz. Diyelim ki jimrisiniz, 75 gold size lazım. Hiç problem değil. Sizler bu dertten kurtulun diye Riot çalışanları sizlere bedava totem vermiş. Lütfen bunu önemseyip kontrol altı tuşuna basarken arada 4 tuşuna da basıp bedava totemlerimizi harcayalım. Sonuçta kefenin cebi yok. Totemlerimizi zara götürecek değiliz. Şimdi ise lane'lere göre nerelere totemlemeliyiz, biraz bundan bahsedelim. Top lane'den başlayalım. Top lane'de oynarken rakibimize karşı hangi durumda olursak olalım nehir çalısındaki görüş avantajını almamız lane'de kafamızın rahat olmasını sağlayacaktır. Bunu asla unutmayın. Eğer rakibimiz üzerimize baskı kuruyorsa iki ihtimal ortaya çıkar. Birincisi, ormancınıza desteğe gidemeyeceğiniz için rakip ormancının sizin ormanda rahat rahat gezmesi ve orman kamplarını çalması. Diğer ihtimalde ise yine rakip orman ya da karşı mid lane'in desteğe gelmesiyle sizin dive yiyip ölmeniz. Bu ihtimalleri önlemek ve erken konum avantajına sahip olmak için belli başlı yerleri totemlememiz gerekiyor. Eğer blue side'de oynuyorsak buradaki küçük çalıya ya da nehir girişine totem atmalıyız. Red side'de oynuyorsak ise kırmızı güçlendirmenin çalısının kenarını totemlemeliyiz. Bu sayede patlangıca bir rakip yaklaşırsa bundan haberdar oluruz. Bu totemleri attıktan sonra top lane kontrolünü alıp rakiplerinizi darmadağın edebilirsiniz. Şimdi biraz da jungle'a bakalım. Eğer bir ormancıysanız oyunda yapmanız gereken en önemli şey rakibinizin yerini öğrenmektir. Rakip ormancınızın yerini bildiğiniz bir senaryoda rahat bir şekilde gank atabilir, rakibinizin ormanında gezinebilir ve eğer rakibiniz sizin ormanınıza girmeye çalışırsa da bunu önleyebilirsiniz. Bunun için oyun başında rakibinizin keskin gagaları ya da mavi güçlendirmesini totemleyebilirsiniz. Bu şekilde rakip jungle'ınızın nereden başladığını ve rotasının nereye doğru olacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Oyunun devamında ise rakibinize göre en çok hangi rotayı kullanıyorsa o rotaya totem atabilirsiniz. Bu sayede gank atmasanız bile rakip ormancıyı haritada gösterdiğiniz için takım arkadaşlarınız derin bir nefes alıp rahatlıkla oyunlarını oynayabilecekler. Bir diğer totem atmamız gereken yerler ise ejder ve alamet çevresi. Eğer gizli bir şekilde görevleri tamamlamak istiyorsanız öncelikle görüş avantajını almanız lazım. Rakibinizi bot çalıya attığınız totemde gördünüz ve takım arkadaşlarınız ormancı onlara yakın olduğu için geri çekildi. Alamette görüş olmadığını bildiğiniz için alameti ve 300 gold'u bedavadan cebinize indirdiniz ve takımınızdan oyun sonu takdir hak ettiniz. Eğer bir mid lane oyuncusuysanız sizleri tebrik ederim. Oyunda en çok gank yeme potansiyeli olan lane'de oynuyorsunuz. Mid lane oyuncuları karşı orman ya da support tarafından çok fazla darlandıkları için nehirdeki küçük çalıya ya da orman girişinize bir kırmızı totem atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer rakip takımınızda Kayn, Ekko ya da Shaco gibi duvarlardan geçebilen şampiyonlar varsa keskin gagaların olduğu yere de bir totem bırakabilirsiniz. Lane'de güvenliğinizi sağlamak açısından her zaman ormancınızın yakın olduğu tarafta oyunu sürdürün ve o tarafın görüşünü alın. Bu sayede sırtınızı ormancınıza yaslayarak herhangi bir olumsuz durumda ona doğru hareket edebilir ve kendinizi bu kötü durumdan kurtarabilirsiniz. Oyunda ADC rolünü üstlendiyseniz size iyi bir haberim var. TR serverında ADC'ler için 1 gold bile çok değerli olduğundan ve yanlarında destek karakterlerinin de görüş itemleri olduğundan dolayı görüş almaya pek önem vermezler. Yine de erken oyunda desteğinize oyunun size vermiş olduğu bedava totemleri kullanarak yardımcı olur ve görüş üstünlüğünü sağlarsanız eminim desteğiniz chatten size bir kalp yollayarak teşekkürünü dile getirecektir. Şimdi gelelim işin ehli olan oyuncu grubuna. Eğer destek görevinde oynuyorsanız totemler sizden sorulmalı. Lane'de 2 saniye vakit mi buldunuz? Rakip ormana yaklaşın ve bir orman kampını boardlayın. Bu sayede top lane oyuncunuz rakip ormancıyı görüp daha rahat oyunu sürdürebilir. Sizlerin oyunun verdiği bedava toteme ihtiyacınız yok. Bu yüzden erken oyunda onu tarayıcıya çevirin ve kırmızı toteminiz ve ADC'nizin bedava totemleriyle hem alt nehir görüşünü alın hem de rakibinizin totemlerini kırın ki ormancınızın nerede olduğunu bilemesin ve hep bir adım geride oynasınlar. Oyunun orta safhalarında o kadar fazla toteminiz olacak ki kendinize oyununuzu çevirebileceğiniz görüşü açık bir alan oluşturabilirsiniz. Mesela totemlerinizi bu şekilde atarsanız baskın yemez ve rahatça bu lane'de durabilirsiniz. Unutmayın ki gölgeler herkesi bulur. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.